Sevgili dostlar, son fizik üçücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik koliye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, MEB kazanım testlerine devam diyoruz. 11. sınıf kazanım kavrama testi 7. 2 boyutlu hareket. Burada da arkadaşlar atış hareketleriyle ilgili soruları çözmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, 2 boyutlu hareket demek düzlemsel hareket demektir. 1 boyutlu hareket sadece bir doğru üzerinde, işte düşey veya yatay. Arkadaşlar, 2 boyutlu hareket ise hem x ekseninde hem de y ekseninde bir hareket olmalıdır. Örneğin arkadaşlar, yatay atış hareketi veya eğik atış hareketi burada arkadaşlar düzlemsel harekete, yani 2 boyutlu harekete örnek olarak verilebilir. Potaya uzaktan atılan basket topu. Evet arkadaşlar, işte görüldüğü gibi şurada potamız ve uzaktan bir sporcumuz ne yapıyor? Atış hareketi yapıyor. Bu hareket ne oldu arkadaşlar? Eğik atış hareketi oldu. Görüldüğü gibi hem düşeyde hem yatayda bir harekettir. O halde bir mutlaka olmalıdır diyoruz. Balkondan aşağı düşen saksı arkadaşlar düşey atış hareketi yapar. Sadece bir boyuttadır. Dolayısıyla 2 olamaz. 2 eliyoruz. Uçaktan serbest bırakılan cisim. Evet arkadaşlar, şimdi bakınız, uçağımızın bir hızı var. Gidiyor. Bunu arkadaşlar serbest bıraktığında aşağı doğru gitmeyecek. Çünkü o anda uçağın hızına sahip olup uçağın hızıyla yatay atış hareketi yapmış olacaktır diyoruz. Yani arkadaşlar, bir cisim, hareketli bir sistem içerisinde bulunan bir cisim bu sistemin hızına sahiptir. Dolayısıyla serbest bıraktığımızda ilk hızı uçağın hızına eşit olacaktır diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 Celican. Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket yapan KLM cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre bu cisimlerden hangilerinin hareketleri 2 boyutta sabit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? Evet, 2 boyutta. Görüldüğü gibi arkadaşlar, L sadece x ekseni üzerinde gidiyor. Hemen buradan arkadaşlar L'yi elediniz. M'yi gördüğünüz gibi arkadaşlar x'ye düzleminde, biraz önce söylediğim gibi eğik atış hareketi yapıyor. Mutlaka M olmalıdır. Elediniz. K'ya bakıyoruz arkadaşlar. Zaten x'ye düzlemi demiş. Yani düzlemde hareket ediyor. X'ye düzlemi demiş. Düzlemde hareket ediyor. Düzlemde hareketin 2 boyutlu hareket olduğunu söylemiştik. Hem z ekseninde hem x ekseninde. Yani 2 boyutta arkadaşlar hareketin 2 boyutta bileşeni varsa buna 2 boyutlu ya da düzlemsel hareket diyoruz. Cevabımız K ve M Celican. KLM cisimlerinin koordinat düzlemindeki hız vektörler şekildeki gibidir. Cisimler bu hızlarla eğik atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? H'ka büyük, H'le büyük, H mı? Arkadaşlar, burada çıkabileceği yükseklik veya uçuş hızı için cisimlerin hızının arkadaşlar düşey bileşenlerine bakmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar K'nın düşey bileşeni 2, 4, 6. O halde 6 T sürede çıkacaktır. Çünkü arkadaşlar çıkış süresi eşittir V'ye bölü G olduğunu biliyoruz. Uçuş süresi de bunun 2 katı. Arkadaşlar buradan V kare eşittir 2GH bağıntımızdan, yani VY'nin karesi eşittir 2GH ya da H eşittir 1 bölü 2 GT kareden de düşünebilirsiniz yükseklikleri. Arkadaşlar uçuş süresi, çıkış süresi büyük olanın yüksekliği de büyük olacaktır. Dolayısıyla bir doğru. Yatayda alabilecekleri en büyük uzaklık için sevgili arkadaşlar x eşittir t uçuş çarpı vx'e bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi 6t, bunun arkadaşlar l'nin 5t, m'nin ise arkadaşlar 2t olduğunu görüyoruz. O halde arkadaşlar k'nın menzili için 6 çarpı 3 diyorum. O halde arkadaşlar K'nın menzili 15. Nereye yazalım? Şuraya yazıyorum. XK eşittir 15. L'nin menzili için sevgili arkadaşlar, bakın uçuş süremiz 5 ile orantılı.
5'te yatay hızımız görüldüğü gibi 2, 4, 5. 5 kere 5 x'le eşittir 25. M'nin arkadaşlar xm eşittir 2t çarpı görüldüğü gibi yatay hızımız 4. 4 kere 2 8. Baktığımızda arkadaşlar lokum çıkıyor. L büyük, K büyük, M. Buradayız arkadaşlar. M'yi daha büyük aldığı için yanlış. Zaten M'nin en büyük olmadığı hemen görülüyordu arkadaşlar. Nasıl bulunduğunu anlattım. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu uçuş süresini hızın düşey bileşeninden buluyoruz. 6 ise 6T, 5 ise 5T, 2 ise 2T. Bu da arkadaşlar hızın yatay bileşeni. Hızın arkadaşlar yatay bileşeni ile uçuş süresini çarptığımızda neyi buluyoruz? Menzil uzaklığını buluyoruz. Zaten bunu biraz önce söylemiştim arkadaşlar. KLM uçuş süreleri 6, 5, 2. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 Diyarbakır. K cismi 2 boyutlu bir hareket yapan, hareket olan yatay atış hareketi. L cismi ise tek boyutta sabit ivmeli hızlanan hareket yapmaktadır. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? K ve L'nin tez sürede yatayda aldıkları yollar eşittir. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi ne diyor? Ulaşılabilir. Sevgili arkadaşlar, eğer L cismi sabit hızla hareket etmiş olsaydı ulaşılabilirdi ama L cismi tek boyutta sabit ivme ile hızlanıyor. O halde arkadaşlar bunun alacağı yol V çarpı T iken bunun alacağı yol VT artı 1 bölü 2 AT kare. O halde ulaşılamaz. Görüldüğü gibi arkadaşlar düşeydeki hızımız V'ye eşittir G çarpı T'dir. K cismi düşeyde ivmeli hareket yapıyor. Yataydaki hızının sabit olduğunu biliyoruz. T süre sonra K'nın düşeyde aldığı yol L'nin yatayda aldığı yola eşittir. Böyle bir arkadaşlar sonuca ulaşamıyoruz. Çünkü bunun alacağı yol 1 bölü 2 GT kare. Bunun alacağı yol VT artı 1 bölü 2 AT kare. Bunların eşit olup olmayacağı sonucuna kesinlikle ulaşamayız sevgili arkadaşlar. K ve L'nin şekilde gösterilen yatay hızları değişmez. K'ninki değişmez ama L'ninkinin arttığını söyledik. K'nın düşey hareketi ile L'nin hareketi hızlanan harekettir. Evet arkadaşlar, düşey hareketi, düşeydeki hızımız artmakta. Bu da zaten adı üzerinde burada söylemiş. Tek boyutta sabit ivme ile hızlanan hareket yaptığını zaten soruda söylüyor. Cevabımız Diyarbakır. T süre sonunda K'nın son hızı ile L'nin son hızları eşittir. Böyle bir arkadaşlar sonuca ulaşamayız. Çünkü bunu buraya çarptığında yatay hızı ve düşey hızı V'ye eşittir G çarpı T. Bunun Pisagor'dan ne yapacağız? Arkadaşlar bileşkesini bulacağız. Burada ise V eşittir ve 0 artı AT. Bunların eşit olup olmayacağı sonucuna ulaşamayacağız. Ama arkadaşlar D'nin kesinlikle doğru olduğunu görüyoruz. Cevabımız Diyarbakır. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay ve hızıyla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cismin düşey hızı düzgün olarak artar. Kesinlikle arkadaşlar biraz önce de söyledik. V'ye eşittir G çarpı T. Cismin yatay hızının sabit kaldığını söylüyoruz. Çünkü yatayda hiçbir kuvvet etki etmiyor. Kesinlikle doğru. Cismin hızının büyüklüğü V artı ve düşey. Herhangi bir anda arkadaşlar şu hızımız V, bu hızımız V düşey ise sevgili arkadaşlar vektörel toplamıdır. Fakat şöyle deseydi V artı V düşey, bu yanlış olurdu. Çünkü bu skaler bir toplam. Fakat arkadaşlar bunun vektörel bir toplam olduğu için doğrudur diyoruz. Cevabımız Edirne. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yatayla 53 derece açı yapacak şekilde 50 metre bölü saniye hızla atılıyor. Buna göre cisim atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç metre bölü saniye olur? Sevgili arkadaşlar yataydaki ve düşeydeki hızlarımızı bulalım. 50 çarpı kosinüs 53 06 30 ve düşey hızımız 50 çarpı sinüs 53 08 40.
Bir saniye sonra arkadaşlar yataydaki hızımız sabittir. Bir saniye sonra hızımız 10 azalacak. Çünkü arkadaşlar hız değişimi delta v eşittir g çarpı t. Cismin hızı düzgün olarak yavaşladığından dolayı, azaldığından dolayı arkadaşlar v eşittir v0 veya v'ye eksi gt'den bu bağıntıdan bulabiliriz. Yukarı doğru çıkarken hızı her saniye 10 azalıyor. 40 eksi 10 çarpı 1 ne yaptı arkadaşlar? Düşeydeki hızımız da 30. Dolayısıyla yatay düşey 30 kök 2 diyoruz Adıyaman. Yatay ile teta açısı yapacak biçimde eğik atılan bir cisim şekildeki gibi bir yörünge izliyor. Hava sürtünmesi önemsiz olduğuna göre cismin hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atış hızı ile yere çarpma hızı eşittir arkadaşlar. Burada hemen bir tuzak var. Bakın şu atış hızı, şu yere çarpma hızı büyüklükleri eşit ama yönleri ve doğrultular farklı olduğu için bunlar eşittir diyemeyiz. Hemen 1'e eleyelim. Fakat arkadaşlar maalesef arkadaşlar hemen 1'e ne yapacak? Atlayacak. Çünkü hızın büyüklüğünü burada dikkat etmediğin zaman yanlışa düştük. Tepe noktasında cismin hızının sıfır olmadığını biliyoruz. Çünkü tepe noktasında cismin yatay hızı var. Sıfır olsa sağa doğru gidemez. Dolayısıyla arkadaşlar 2 de yanlış. İçinde 2 olanları da elediğimizde zaten cevabımız Celikan. Cismin çıkış süresi iniş süresine eşittir. Aşağıdakilerden hangisi bir binanın tepesinden yatay olarak atılan bir taşın yatay hareketine, evet yatay hareketine ait grafiklerden biri olabilir. Hızı arkadaşlar sabit kalacaktır. Yataydaki hızımız sabit ve ivmemiz de sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla yataydaki hızımız VT grafiğini çizdiğimizde hızımız sabit olduğuna göre arkadaşlar aldığı yol düzgün olarak artmalıdır. Cevabımız Celikan. KLM cisimlerinin yatayla yaptıkları açılar ilk hızları, yörüngeleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin menzilleri arasındaki ilişki nedir? Bakınız arkadaşlar bunlar aynı açıyla atılıyor. Tabii ki ilk hızı büyük olan hiç hesaplamaya gerek yok. Mutlaka hem daha çok yükseğe çıkacaktır ve yatayda daha çok yol olacaktır. ML'den büyük olacaktır. Eleyelim. ML'den büyük olacaktır. ML'den büyük olacaktır. Evet. Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. ML'den büyük. ML'den büyük. Demek ki arkadaşlar şu iki şıkka kaldık. Şu ikisi arasında bir ilişkiye bakmalıyız. Sevgili arkadaşlar buradan direkt bir bağıntımız var mı? Var. X eşittir. Ve sıfırın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü g. G zaten sabit arkadaşlar. Şimdi karesi 400 çarpı 200 800 çarpı sinüs 2 alfa. Sinüs 2 çarpı 45 90. Sinüs 90 nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla buranın 800 olduğunu görüyoruz. Bunu da arkadaşlar bileşenlerine ayırmak daha mantıklı. Çünkü sinüs 2 alfa dersek arkadaşlar burada 37'nin 2 katı geliyor. Ya da bunu 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfadan da yapabilirsiniz. Yani sinüs 2 alfanın değeri 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Sevgili arkadaşlar yatay hızımızın 40 50 çarpı kosinüs 30'ya 0,8. Düşey hızımızın da arkadaşlar 30 olduğunu görüyorsunuz. O halde 30 bölü 10 3 saniyede çıkacak. 3 saniyede inecek. 6. Uçuş süremiz 6. Menzil uzaklığı neydi sevgili arkadaşlar? Yatay hız çarpı uçuş süresi 6 kere 4 24 240 metre. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar 800 240'tan çok çok büyük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır. Yatayda yatayla 37 derece açı yapacak şekilde 50 metre bölü saniye hızla atılan bir cismin yörüngesi şekildeki gibidir. Cismin yörüngesi üzerinde verilen KLMNP noktalarında cismin hız bileşenleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilen diyagramlardan hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi hemen bileşenlerini ayırdığınızda 30'a 40 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 5, 15, 25 zaten
3 saniyede T çıkış eşittir 30 bölü 10 3. Sevgili arkadaşlar bu durumda bakalım. K noktasına arkadaşlar 1 saniyede gelecektir. 30'dan 5 çıkarın 25, 10 çıkarın 15 ve dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır son saniyede aldığı yolda? 5 olacaktır. O halde arkadaşlar yataydaki hızımız hep 40 olacaktır. 30'dan 1 saniye sonra hızı 10 azalır. 20 olamaz. L noktasına bakıyorum arkadaşlar. Bir kere yataydaki şu hız değişmeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar şu hız sabit olacağı için hiç buraya bakmanıza gerek yok. M noktasında yataydaki hızımız 40. Değişmeyecektir. Yataydaki hızımız 40. Değişmeyecektir. Sadece buna baksanız arkadaşlar 3 şıkkı rahat elersiniz. Çünkü yataydaki hızımız sabit kalmalıdır. O halde nanenin nesine gelelim. Yataydaki hızımız 40. Burada yatay hızımız arkadaşlar 40. Düşey hızımız 0. 1 saniyede düşey hızımız 10 artacağı için cevabımız Diyarbakır. Bir futbolcu kale çizgisinden 60 metre uzakta yerden 37 derece eğim açısıyla kaleye doğru şut çekmektedir. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda futbolcu topu kaç metre bölü saniye hız ile gönderirse top tam kale çizgisinin üzerine düşer. Sevgili arkadaşlar bu soruyu çözmenin tabii kaç yolu var? Hızımızı 5 ve alalım çünkü bileşenlerini ayıracağım ya arkadaşlar. 4 ve Y 3 ve olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar burada X eşittir 60 eşittir uçuş süresi. Arkadaşlar çıkış süremiz VY bölü G. Uçuş süremiz ise bunun iki katıdır. Yani T uçuş eşittir 2 tane VY bölü G. G yerine de arkadaşlar 10 alacağız. VY yerine de 3 bağlıyorum. 2 çarpı 3 ve bölü 10 çarpı VX. X menzil uzaklığı arkadaşlar. T uçuş çarpı VX diyoruz. Ve basit formülümüz şu arkadaşlar. VX çarpı T uçuş. VX'imiz nedir arkadaşlar? 4 V. O halde arkadaşlar hemen 3 kere 3 6 sadeleştiriyorum. 10. 10 kere 10 100. Buradan arkadaşlar 4 V kare eşittir 100. V kare eşittir 25. V eşittir arkadaşlar ne olacaktır? 5 olacaktır. Bizim atış hızımız nedir? 5 V. 5 kere 5 25 cevabımız Diyarbakır. Sevgili arkadaşlar isteyen arkadaşlarımız direkt x eşittir ve sıfırın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü g de yerine yazarak bulabilir diyoruz. Doğrusal bir yolda 50 metre bölü saniye sabit hızla gitmekte olan araçtan bir cisim şekildeki gibi düşey olarak yukarı doğru araca göre 20 metre bölü saniye hız ile atılıyor araca göre. Arkadaşlar araca göre hız ile atılıyorsa yere göre hızını bulmak için aracın hızını ekliyoruz. Cismin arkadaşlar düşeydeki ilk hızı 20, yataydaki hızı ise 50'dir. Buna göre cisim hareketi boyunca yatay doğrultuda yere göre kaç metre yol alır? Görüldüğü gibi arkadaşlar bu bir eğik atış hareketi yapacaktır. Düşeyde 20, yatayda 50. Arkadaşlar bunun yatayda aldığı yol yani menzilini bulmak için ne yapıyoruz? Vx çarpı t uçuş diyoruz. Vx nedir? 50'dir sevgili arkadaşlar. T uç nedir? T uçuş ise arkadaşlar eşittir 2 tane 20 bölü 10. Yani arkadaşlar düşey hızımız 20 ise 20'yi 10'a bölün 2 saniye. 2 saniye çıktı. 2 saniyede indi 4 saniye. Ya da bu şekilde bulursunuz. Çarpı 4 eşittir 200 metre cevabımız Elazığ. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.